Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün doğada tekrar sizlerle beraberiz. Bugün çok sevdiğim dostum Erdem'le beraber doğa yürüyüşlerimizi gerçekleştireceğiz. Burada buluşmamızı kararlaştırdık. O da bir 5 dakika içerisinde burada olmasını bekliyorum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hoş bulduk. Bu haber? Sen nasılsın? İyi. Yolculuk nasıldı? İyiydi ya, güzel. Dağlardan açtık işte oradan öyle. Aha. Geldim falan. Güzel buralar çok. Ya doğanın, tabiatın tam böyle kamp yapılacak zamanı yani. Evet, güzel gerçekten. Güzel bir video olur umarım. Kar burada bayağı yağdı. O yüzden şimdi bu yeşillik, suyun akışı, normalde puarlar falan da kesik de akmıyordu. Birçok yerde su akmıyordu. Evet, bu sene her yerde hem su da var hem yeşillik. Ha, çıkmayan güzel çiçekler falan da çok güzel yani. Bu sene yağmur kar yaradı toprağa. Ya, kesinlikle. Bu... Ya, güzel de yağmur yağdı buraya geçenlerde. Bugün de biraz kapalı. Şimşekli falan, azotlandı toprak, çok güzel beslendi yani. Hem güzel de bir koku var, sabahtan da ufak bir çiseledi. Evet evet. Güzel bir çimenin kokusu, toprağın kokusu geliyor yani. Çok hoş oluyor. Hava da biraz serinledi, çok güzel. Hem burası da iyi ya, burada biraz soluklanalım. Evet. Nereden baksan 5 kilometre falan geldik. Bakalım mi abi? Abi şu anda 7 kilometre yürümüşüz. 7 mi oldu? Kısmetse bir 20'ye tamamlarız bugün. Ondan sonra çadırımızı dağıtırız, çayımızı demleriz. Güzelce bir ateş başı sohbetimizi de yaparız. Evet. Güzel bir gezelim. Bak, suyun sesine bakar mısın? Dinlendirici. Şahane bir şey ya. İşte insanlar beton ormanlarda, şehir hayatında beyni hep baskıdan dolayı sıkışıyor ve yoruluyor insanlar. Yani böyle hayatının belli dönemlerinde bu tarz şeyler, aktiviteler yapabilseler aslında, farkına varsalar, kıymetini bilseler şu doğanın, şu huzurun, bu kadar stres, bu kadar şey olmayacak aslında belki de. Ya tabii ki doğa, ya gerçekten insanın özüne döndüğü yer ya. Ben buna inanıyorum. Kesinlikle. Ya huzurun yeri gerçekten, bu lafta değil. Ya gerçekten tam anlamıyla yaşayan, hisseden kişi hem huzura buluyor, hem sağlık ve şifası da oluyor. Psikolojisi bile insan gerçekten düzeliyor böyle. Yani şehir hayatında insanlar gerçekten yeterince yorgun ve bitkin durumu, psikoloji bozuluyor. Ya burası gerçekten insana hem şifa veriyor, huzur veriyor. İnsanın özüne ve doğallığına da döndürüyor. Yani. Kesinlikle. Yani şuraya çıktığımızdaki şu oksijen, bile oksijenin temizliği bile nasıl fark ettiriyor insanı? Şu rüzgarın esişi, keskinliği, bambaşka, paha biçilemez yani.
çok güzel bir gündü. Emeğine sağlık. Aynen, çok öyle. Teşekkür ederim. Yine görüşürüz. Tekrar görüşmek üzere. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Dün başladığımız yürüyüşte Amasya'yı geride bıraktık. Bu taraf Amasya'da kalıyor. Ve şimdi de şu ileride gördüğünüz dağın arkası da Çorum il sınırı oluyor. Fazla bir yolumuz kalmadı. Çorum'da bitirmeyi planlıyoruz. Güzel bir yürüyüş oluyor. Hava da çok güzel. Temiz hava çok güzel. Oksijen tertemiz. Yani keşke herkes burada olsa. Devam edelim. Sevgili arkadaşlar, Çorum yolculuğumuzda biraz geçe kaldık maalesef. Çay kahve falan derken biraz mevzu uzadı. Şu anda dönüş sürecimize başladık. Biraz işte yolculuğumuz uzun sürecek. Umarım gece karanlığında kötü bir şeylerle karşılaşmayız. Hakkımızda hayırlısı olsun. Arkadaşlar, yolculuğumuz hala devam ediyor. Sıcaklık da yaklaşık 3-4 derece kadar düştü. Malum yaylağa baktık. Birkaç saat içerisinde ulaşacağımız eve tepe varmazsak sıcaklık daha da düşecek. Hakkımızda hayırlısı olsun. Arkadaşlar, şu anda da orman yoluna girdik. Görüntü kalitesi de biraz düşebilir. O yüzden kusura bakmayın. Bir an önce yetişmeye çalışıyoruz. Henüz bir tehlikeye rast gelmedik. Umarım da olmaz. Işıklar göründü. Köyümüze yaklaştık. Yürüyüşümüzü tamamladık. Köyümüze geldik. Videomuzu izlediyseniz bize de
destek olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Esenlikler.